Arkamızda Amasya'nın Erzincan istikametine giden yol güzergahıyla Samsun tarafı gözüküyor. Tarihi ismiyle Harşena Kalesi'nin tam giriş noktasındayız. Biraz sonra kalenin içine gireceğiz, biraz tırmanacağız. Bugün oldukça sıcak bir hava var. Bakalım bu sıcak hava bizi nasıl etkileyecek, ama bugün Amasya Kalesi'ni artık fethedeceğiz, kararlıyız. İşte giriş. Biletimizi aldık. Giriş ücretleri 10 lira. Yalnız 12 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz, belediye işletmekte. Ve kaleye girişimizi yapalım. Şimdi Amasya Kalesi'ne girince hemen iki ayrı güzergah var. Bir sol taraf var, bir de sağ taraf. Burada 320 basamaklı bir yükselti var. Biraz enerji istiyor. İşte sol tarafta yine gidip geleceğimiz bir güzergah. Yani çıkmaz sokak gibi. İşte Top Kulesi, Cilan Bolu Tüneri, yerleşim yeri, zindan kuyusu, gözetleme kuleleri, Osmanlı Hamamı sol taraf. Ve zirveye çıkış. İşte bu basamaklardan çıkacağız. Ama biz öncelikli tercihimiz sol tarafı tercih ettik. Sol taraftan doğru girelim. Buradan tabi Amasya şehir merkezini de göreceğiz, gözetleme yapacağız. Önce hemen önümüze şöyle bir yer çıktı. Yan taraflar gözetleme kulesi olarak geçiyor bu surların araları, öyle mi? Kazı çalışmaları devam etmiş ediyor da Top Kulesi dedikleri yere giriyoruz. Şimdi Amasya Kalesi'nde her çıktığımız, her hedeflediğimiz yerde Amasya elinde çok farklı açılardan görüyoruz ki şimdi de burada da Amasya bir başka gözüküyor. İşte Yeşilırmak.
Şehzadeler Şehri Amasya. Amasya Kalesi'ni gezerken Topçu Kulesi'ne geldik. Tabii Amasya yüksekten gerçekten güzel. Şimdi Topçu Kulesi'nin kapısı kapalı. Ama gerçekten burada top var. Sanırım bazı özel günlerde ve Ramazan ayında herhalde bu top aktif hale getiriliyor. Kalenin aşağı kale, Cilanbolu Tüneli ve Top Kulesi o bölgesini gezdikten sonra asıl bizi zorlayacak yukarı kale. Oraya doğru artık çıkmaya başlıyoruz. Biraz dik, havada sıcak ama oraya çıkmaktan başka çaremiz yok. Şimdi birinci etap, karşıki tarafı gezdik. Yani o kayanın arkasında gezdik. Biraz yataydı. Ama asıl dik olan burası. Her yukarıdan aşağı inen pek de tavsiye etmiyorum diyor. Şöyle anda zorlanarak ille de inat etti çıkacağım diyor. Ama gerçekten dik yani. Kale, adı üstünde kale. Ben bile kondisyonum iyidir diye düşünüyorum ama İnsanı yoruyor tabii ki. Evet, ben bile nefes nefese kaldım. Biraz buraya çıkarken kendinizi ayarlamanız lazım. Oldukça dik. Hele de hava sıcaksa dikkat etmeniz gerekiyor. Yürüyüş performansı önemli. Çok şükür bir düzlüğe geldik. Sanırım zorlu dik parkur bitti bana göre. Şimdi biraz önce çektiğim görüntülerdeki mevki. Buradan geldik. Karşısı Erzincan Erzurum Karayolu. Köprüden sol taraf Samsun. Amasya Kalesi'nin zirvesine ramak kaldı. Çıkmak üzereyiz. Amasya çok güzel. Çok ısrar ettim Ayşegül Hanım'a da çıkma diye. Ama inat etti yine ben çıkacağım dedi. Zorlu dik parkuru tamamladık. Şu anda Nemrut'a çıktı. Erciyes'e çıktı. Amasya Kalesi'ne nasıl çıkmam ki dedi ya. Orası nedir dedi. Küçük gördü sanki. Yok canım çok şükür. Evet. Yalnız kaleye çıkarken sıcak bir havayı tercih etmeyin asla. Hadi gözün aydın Ayşegül Hanım. Sağ Yeşilırmak
Çok güzel, kıvrıla kıvrıla akıyor ya. Evet, ayrı bir güzel bu tarafta. Amasya Spor'un stadı da çok harika. Ve demir yolu baksana. Demir yolu. Amasya çok güzel ya. Evet evet, şimdi daha iyi görebildik. Amasya'nın içinden geçen ana cadde birkaç yıl öncesine kadar çok büyük bir trafiği karşılıyordu ama artık çevre yolu yapıldıktan sonra rahatladı. Amasya Kalesi'ne bir kere baştan söyleyelim. Sıcak bir havada, özellikle öğlen saatlerinde asla ve asla çıkmayın. Biz Harşena Dağı'nda kurulu olan Amasya Kalesi'ne öyle bir hata yaptık. Ama nihayetinde zirveye kadar ulaştık. Şu anda kalenin en üst noktasındayız. Amasya'ya gelip de Amasya Kalesi'ne çıkmadan Amasya'yı terk ediyorsanız çok çok büyük bir eksiklik. Ama dediğimiz gibi akşam saatlerine doğru veya serin bir havada çıkarsanız sizin açınızdan çok daha sağlıklı olur. Ayşegül Hanım son birkaç ay içinde kendi performansını zorladı. Ya dedi, Nemrut'a çıkmışken, Erciyes'e çıkmışsan Amasya Kalesi'de nasıl çıkılmaz mı dedi. O da çıktı. Aslında kendisini tebrik ediyorum. Şu anda buram buram terledik. Ama nem olmamasına rağmen terledik. Yalnız sıcak biraz sıkıntı. Dediğimiz gibi arkamızda Amasya. Ama Amasya'yı gece de mutlaka Yeşilırmak kenarında bir tur atın. Biz şimdi öğlenden sonra Amasya'nın tarihi dokusu ve karşıki dağlara çıkacağız inşallah.